Birinci soru. Tarih öncesi devirler insanoğlunun yazıyı bilmediği dönemlerdir. Osman öğretmenin dersinde tarih öncesi gelişmeleri işlerken aşağıdaki görsellerden hangisinin öğrencilerine örnek olarak açıklaması beklenmez. A. Taş balta B. Mağara resmi C. Madeni para D. Demir ok ucu E. Bakır kap Şimdi sevgili arkadaşlar seçeneklere baktığımızda Tarih öncesi devirlerde bulunması muhtemel olmayan C seçeneğidir. Çünkü tarih öncesi devirlerde yazı bulunmaz. Madeni paralar tarihi devirlerde ortaya çıkmıştır. Yani ilk çağdan itibaren kullanılmaktadır. Dünya tarihinde de işte ilk defa Lidyalıların para ürettiğini biliyoruz. Parayı bir değişim aracı olarak kullandığını biliyoruz. Ve paralar e, üzerinde yazı bulunduran araç gereçlerdir. Cevabımız C seçeneği olacak. İkinci soru. Orhan Bey döneminde Kalesioğulları Beyliği toprakları, değerli devlet adamları ve deniz gücü Osmanlı Devleti'nin himayesine alınmıştır. Bu gelişmeye göre Osmanlı Devleti'nin bir egemenlik alanının genişlediği, iki cihat politikasını sürdürdüğü, üç askeri gücünü arttırdığı durumlarından hangilerine ulaşılabilir? Şimdi öncülleri değerlendirdiğimizde egemenlik alanını genişlettiğine ulaşabiliriz sevgili arkadaşlar. Karesioğulları Osmanlı Devleti'ne katılan İlk Türkmen beyliğidir ve deniz gücü sayesinde Osmanlı'nın ayrıca deniz gücüne sahip olduğunu biliyoruz. Ve değerli Karesi beyleri de Osmanlı hizmetine girmişlerdir. Cihat politikasını sürdürdü. İkinci öncüldeki bu ifadeye ulaşamayız. Cihat politikası daha çok gayrimüslim unsurlarla yapılan mücadeleyi ifade eder. Türkmen beyliği olan Karesi oğulları Müslüman bir beyliktir zaten. Bunu cihat politikasıyla ilişkilendiremeyiz. Askeri gücün arttırdığı üçüncü öncüldeki buna ulaşabiliriz. Osmanlı Devleti Karesi Beyliğine ait olan hem donanmaya sahip olmuştur hem de önemli Karesi Beylerini hizmetine almıştır. Bu şekilde değerlendirdiğimizde birinci ve üçüncü öncüller cevabımız oluyor yani D seçeneği. Üçüncü soru. Coğrafi keşiflerle yeni ticaret yollarının bulunması üzerine Osmanlı Devleti yabancı devletlere verdiği kapitülasyonları daha da genişleterek devam ettirmiştir. Osmanlı Devleti'nin yaptığı bu değişiklikle güdülen amaç aşağıdakilerden hangisidir? A) Müslümanlar ve gayrimüslimlere eşit hakların tanıdığını göstermek. Parçada verilen bilgiyle e, bu seçeneğin herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır sevgili arkadaşlar. B) seçeneği, Devlet hazinesinin giderlerini arttırmak Tam tersi olacak sevgili arkadaşlarım devlet hazinesinin gelirlerini arttırmaktır buradaki temel amaç. Çünkü yabancılara kapitülasyon vererek daha fazla ticaret yapılması ve devletin daha fazla gelir elde etmesi amaçlanmıştır. C'ye bakıyoruz. Keşiflere destek olan devletlere yardımcı olmak Osmanlı Devleti'nin böyle bir durumu söz konusu değildir. D seçeneğine bakıyoruz. Dirlik sistemindeki bozulmaları önlemek. Dirlik sistemi ile kapitülasyonların bir bağlantısı bulunmamaktadır. E seçeneğine bakıyoruz. Baharat ve İpek Yolu'nun gelirlerini arttırmak. Osmanlı Devleti'nin buradaki temel amacı yani coğrafik coğrafi keşiflerden sonra yeni ticaret yollarına ulaşıldıktan sonra yabancı devletlere kapitülasyon vermesindeki temel amacı İpek ve Baharat yollarının kullanımını tekrardan arttırmaktır. Bu sayede yabancı devletlerin işte Osmanlı ticaretindeki hacmini arttırmak istemiştir. Böylece devlet gelirlerini de arttırmak istemiştir. Ancak bu sonuca ulaşamadığını da ifade edelim. Cevabımız E seçeneği olacak. Dördüncü soru. 23 Aralık 1876'da kabul edilen Türk tarihinin ilk anayasası olan Kanuni Esasi'nin bazı maddeleri şöyledir. Devletin başkenti İstanbul'dur. Osmanlı saltanatı halifelik yetkisi de dahil eskisi gibi Osmanlı hanedanından en büyük oğula aittir. Basın kanun dairesinde hürdür. Hiç kimse kanun dışı bir bahane ile cezalandırılamaz. Kanuni esasının ilgili maddelerine bakılarak aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleştiği savunulamaz. Evet arkadaşlar parçayı okuduk. Şimdi isterseniz ee, seçeneklerden cevabı bulmaya çalışalım. A seçeneği basın özgürlüğünün sınırsız olmadığı. Evet basın özgürlüğünün sınırsız olmadığı basın kanun dairesinde hürdür ifadesinden anlayabilirsiniz yani kanunlar çerçevesinde basına hürlük verilmiştir. Saltanat sisteminin devam ettirildiği, dikkat ettiyseniz Osmanlı saltanatı halifelik yetkisi dahil eskisi gibi Osmanlı hanedanından en büyük oğlu aittir. Yani Osmanlı'nın saltanat usulünün devam ettiğini anlayabiliriz. Kanun üstünlüğünün vurgulandığı, e burada hiç kimsenin kanun dışı bir bahaneyle cezalandırılamayacağı ifade ediliyor. Buna da ulaşabiliriz. İdari yapılanmada İstanbul'un üstün olduğu, devletin başkentinin İstanbul olduğu ifadesinden anlayabiliriz. Veraset sisteminde değişiklik değişikliğe gidildi. Şimdi sevgili arkadaşlar, veraset tahta geçme kuralıydı. Ee, Osmanlı devletinin zaten duraklama döneminde son bir değişiklik yaptığını biliyoruz. Yani e, Osmanlı saltanatı halifelik yetkisi dahil eskisi gibi diyor. Parçaya dikkat ettiyseniz daha önceden olduğu gibi devam ettiğini söylüyor. Yani herhangi bir değişikliğin olmadığını ifade etmiş. Cevabımız E seçeneği olacak. 5. Soru Kütahya Eskişehir Savaşları sonrası düzenli ordu Mustafa Kemal'in emriyle Sakarya Irmağı'nın doğusuna çekilmiştir. TBMM'de tartışmalar çıkmış ve meclisin yetkileri ...üç haline Mustafa Kemal'e bırakılmıştır. Başkomutanlık görevini kabul eden Mustafa Kemal Ulusal yükümlülükleri içeren tekalifi milli emirlerini hazırlayarak düşman kuvvetlerini Sakarya'nın doğusundan çıkartmıştır. Bu duruma bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz. Parçayı okuduk sevgili arkadaşlar. İsterseniz şimdi seçeneklere bakarak doğru cevabı bulmaya çalışalım. A. Düşman güçlerinin ilerlemesinin önüne geçildiğine. Bu ifadeye ulaşabiliriz. Parçanın son bölümünde düşmanın Sakarya'nın doğusundan çıkartıldığı yani ilerlemesinin önüne geçildiği ifade edilmiş. B seçeneği kaybedilen yerlerin kısmen geri alınabildiği. Buna da ulaşabiliriz sevgili arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz düşman kuvvetleri Sakarya'nın doğusundan çıkartılmıştır. O zaman düşman çıkartıldıktan sonra bu bölgedeki topraklar TBMM kontrolüne girmiştir. C seçeneği Düşman kuvvetlerinin Anadolu'dan tamamen çıkartıldığına. Şimdi biz düşmanın tamamen Anadolu'dan çıkartıldığına buradaki ifadeden ulaşamayız. Kaldı ki düşman büyük taarruzdan sonra Anadolu'dan tamamıyla çıkartılmıştır. D'ye bakıyoruz. DBMM'nin prestijinin arttığına burada bir başarı söz konusu. Mustafa Kemal Paşa'nın aldığı ulusal yükümlülükler neticesinde büyük bir başarı elde edilmiş. Bu da TBMM'nin dolaylı olarak başarısıdır. Ulusal bağımsızlığın güçlendirildiğine Evet verilen kurtuluş savaştır ve kazanılan başarı Ulusal bağımsızlığı güçlendirecektir Cevabımız C seçeneği olacak 23 Eylül tarihinde başlangıç boylamında yer alan Londra'da Güneş 07.30'da doğmuştur aynı gün 30 Doğu boylamında yer alan İzmit'te Güneş kaçta batar burada Batış saatini bulmamız isteniyor Hemen bu tarz sorularda sıfır başlangıçta saat 07.30'da güneş doğmuş. Ve bize 30 derece doğu boylamındaki İzmir'de güneşin kaçta doğacağını bulup batı saatini hesaplamamız istenmekte. Şimdi bir defa Londra'da 07.30'da doğan güneş acaba İzmit'te kaçta doğmuştur? Önce onu bulmak lazım. Burada 23 Eylül dediğine göre 12 saat sonra da doğuştan 12 saat sonra da batacak. Bunu çok rahatlıkla bulabiliriz. Bir defa bu arada 30 boylan var. Bunu 4 ile çarptığımızda 120 dakika eder. O da eşittir. 2 saatlik bir zaman fark eder. Bu 2 saatlik zaman farkı acaba güneş erken mi doğacak, geç mi doğacak? Onu hesap etmemiz lazım. Doğuya doğru gidene saatler ilerlediği için daha erken doğacak. Bundan dolayı 07.30'dan 02.00'ı çıkaracağız. Erken doğacağı için 05.30 olur. Peki ne zaman batar? Tam 12 saat sonra batar. Onu da topladığımızda 17.30 buluruz. Bunu veren C şıkkı sorumuzun doğru yanıtı olacaktır. Gerçek alan bir yerin yükselti, eğim, engebe gibi faktörlerinin dikkate alınarak oluşan alandır. İndirgenmiş alan bir yerin yükselti, eğim, engebe faktörlerini yok sayılarak her yerin deniz seviyesindeymiş gibi kabul edildiği alandır. Türkiye'de aşağıda yer alan illerin hangisinde gerçek alan ile indirgenmiş alan arasındaki fark en fazladır? Burada bahsi geçen iller içerisinde İzmir, Sakarya, İstanbul ve Edirne düz arazilere sahip oldukları için Farkları azdır. Antalya ise Toros Dağları dolayısıyla oldukça engebeli bir alanda yer alır. Bu nedenle farkın fazla olduğu bir şehrimizdir. Bundan dolayı sorumuzun yanıtı Adanaşık olacaktır. Doğu Karadeniz bölgesinde yerleşmelerin dağınık olmasında gibi faktörlerden hangileri etkili olmuştur? Bir yerde yerleşmelerin toplu ya da dağınık olması su kaynaklarına ve yer şekillerine bağlıdır. Su kaynaklarının bol Yer şekillerinin engebeli olduğu sahalarda yerleşme tipi dağınıkken suyun az, arazinin düz olduğu yerlerde yer şekilleri uygun olduğu için toplu yerleşmeler ön plana çıkar. Bundan dolayı sorumuzun yanıtı 1 ve 3'ü bir arada veren Denizli şıkkı olacaktır. Bitki formasyonu, ağaç formasyonu, ot formasyonu ve çalı formasyonu olarak gruplandırılır. Yukarıdaki haritada numaralanmış yerlerden hangisinin doğal bitki örtüsünün ot formasyonundan bir bitki oluşturur. Burada verilen sahalar içerisinde 4 ve 5 numaralı sahalarda tropikal yağmur ormanları, 3 numaralı sahada muson ormanları, 2 numaralı sahada karışma ormanlar ya da karışık ormanlar dediğimiz ormanlar yer alırken, 1 numarada Tundra o toplulukları yer alır. Bundan dolayı sorumuzun yanıtı bir numarayı veren nedir? Ne şık olacaktır. Basınç değişimlerine bağlı olarak gün içinde ve yıl içinde rüzgarlar yön değiştirir. Bu şekil yön değiştiren rüzgarlara devril rüzgarlar denir. Bu rüzgarların yön değişikliği kara ve deniz arasında gerçekleşir. Buna göre rüzgarlardan hangileri devril rüzgarlar olarak bilinir? Batı rüzgarları Sürekli rüzgarlar içerisinde yer alır. 30. enlemlerden 60. enlemlere doğru hareket eden rüzgarlardır. Her iki yarım kürede. Bu son rüzgarları devirli rüzgarlardır. Yaz ve kış mevsimleri arasında yazın denizden karaya, kışınsa karadan denize doğru Güney Asya'da etkili olan rüzgarlardır. Alize rüzgarları yine sürekli rüzgarlardandır. 30'lardan 0 ekvatora doğru esen rüzgarlardır. Meltem rüzgarları gün içerisinde yön değiştiren devirli rüzgarlardır. Gündüz denizden karaya, gece karadan denize doğru. Yine gündüz vadiden dağa, gece de dağdan vadiye doğru eserler. Bu nedenle sorumuzun yanıtı 2 ve 4 numarayı veren Edirne şıkkı olacaktır. Evet, bu soru yine felsefe sorularının özellikle ilgili bir soru. İşte felsefe soruları nasıl sorulardır? İşte insanı derin düşündüren, kesin yanıtı olmayan, bilimli sorularından farklı, Nedirli kavramların anlamına yönelik e, aklın ürünü olan e, sorulardır. Şimdi bakalım e, neye ileri felsefe soruları için kesinlikle ne ileri sürülebilir? Paragrafa bağlı kalalım. Felsefe sorularla doğar büyür gelişir. Hakikat nedir? E, güzel nedir? Adalet nedir? Felsefe nedir? E, gibi sorular felsefe sorularıdır. Evet hep dikkat edin nedir nedir güzel adalet felsefe kavramlarının anlamını analiz etmeye çalışıyor. Felsefe bu soruları sorarken bu sorulara önceden verilmiş yanıtları da yediler. İrdelediğine göre demek ki eleştirel mi? Önceden verilmiş yanıtları da sorguluyor, irdeliyor. Ve nedir nedir kavramların anlamını analiz ediyor. Buradan felsefe soruları için çıkan kesikleri ileri sürülebilen paragraftan kesinlikle dayana bir dayan, dayanak alabildiğimiz 2 ve 3 oluyor arkadaşlar. Hangisi peki 2 ve 3? D seçeneği oluyor. Çözümsüzdür. Arka planda felsefe soruları çözümsüz müdür? Diyebilirsiniz ama paragraftan böyle bir şey çık. Zaten neden sonuç ilişkisini aramaya yönelik değildir felsefe soruları. Onu bilim arar biliyorsunuz. Bilimin soruları böyledir. Evet, bu da ahlak felsefesiyle ilgili bir soru. Ee, yorum sorusu tamamen. Ee, diyor ki boş bir kafa şeytanın çalışma odasıdır. Yani diyor ki eğer diyor bizim zihnimizde bilgi yoksa boş kafa boş diyor. Hiçbir şey yok. tın, tın diyor. Oradan diyor şeytanla işbirliği yapıyor, her türlü kötülük gelebilir diyor. E o zaman şöyle diyelim mi bakalım, e, kafa boş, hiçbir bilgi yok ve o boş kafadan her türlü şeytanlık gelebilir, kötülük gelebilir. Neye bağlıyor? Akıl ve bilgi, ahlak eylemin ölçütüdür. Ölçütüdür diyor. Yani eğer e, kafanız doluysa bilgiliyseniz, aklınızı kullanıyorsanız. Siz eylemlerinizde ahlakiysiniz ama siz kafanız boşsa, tıntınsa, düşünmüyorsanız, aklınızı kullanmıyorsanız şeytan eşbirliği yaparsınız ve her türlü kötülüğü yapabilirsiniz diyor. O yüzden yanıtımız B seçeneği olacak. Bu devletin kaynağı ile ilgili bir, ilgili bir soru. Devletin kaynağı nedir? İşte birinci grup hatırlarsanız devlet doğaldır diyor. Devletin ortaya çıkmasını toplum ve devletin ortaya çıkmasını insanın doğasına yaradılışına doğa doğası gereği sosyal bir varlık olmasına ya da kendi kendine yetememesine bağlıyor. bir diğer grup da biliyorsunuz devlet yapmadır diyor. Yapma diyenler de devletin insanlar arasında eee sözleşmeyle, uzlaşmayla, ortak iradeleriyle anlaşarak devleti oluşturduklarını söylüyor. bilgi sorusu tamamen bir bilgi sorusu arkadaşlar. filozofların devlet konusunda görüşlerini kısaca bilmek gerekiyor ama ben okuyayım. Devletin doğal bir varlık olduğunu savunanlara göre insanın doğası gereği sosyal bir varlık olması ki bunu Aristoteles çok savunur ve kendi kendine yetememesi. Platon savunur. İhtiyaçlarını karşılamak için diğer insanlara muhtaç olması. insanları bir araya yaşamayı teklemiştir Böylece toplum ve devlet oluşmuştur diyor. Hangisi devletin doğal olduğunu savunmaz diyor. Arkadaşlar Hobbes savunmaz. Hemen söyleyelim. Thomas Hobbes diyor ki devlet insanların kendi aralarında ortak iradeleriyle uzlaşımlarıyla oluşturdukları Sözleşmeden doğmuştur diyor. İnsanlar, yurttaşlar kendi aralarında bir sözleşme yapmışlar. O sözleşmeye dayanarak bir üstün güç oluşturup bütün yetkilerini ona vermişler diyor. E, Hops, ben size söyleyeyim Hops, Locke, Jean-Jacques Rousseau bunlar devletin yapma bir kurum olduğunu savunuyor sözleşmeyle uzlaşmayla. Ama A, B, D ve E'de devletin doğal bir kurum olduğunu savunuyor. Evet bu da e, hem bilgi sorusu hem yorum sorusu. E, bakalım soruyu paragrafı iyi okuyup anlamanız gerekiyor. İnsan aklı görünür realitenin ardına geçmeye ve onun dibine aşağıya bakmaya elverişi değildir. Hmm, aklı sorguluyor gördüğünüz gibi burada aklın gücünü. İnsanın özgür olduğuna dair inandığın için sebepler ileri sürmek mümkün olduğu gibi. insanın özgür olmadığına dair aynı nedenleri göstermek de mümkündür diyor. Ölümsüz diye ve tanrıya dair sorularda da durum aynıdır diyor. Yani diyor, işte tanrı vardır da diyebilirsin, tanrı yoktur da diyebilirsin diyor. Farklı diyor görüşler söyleyebilirsin ve diyor bunlar ispatlamak da mümkün değildir diyor. Onlar da nazari aklın yardımıyla yanıtlandırılamamaktadır diyor. Bu konularda emin yanıtlara ulaşılmamasının sebebi insan aklının mahiyetindendir. Hani akıl aklın içeriği maalesef ki ölümsüzlük, tanrı, ruh e, görünür realitenin ardındaki görünmeyen doğa ötesi noktayı bilmeye çok elverişi değildir diyor. Zaten bunları biliyorsunuz metafizik ele alıyor. E, bu durumda Kant'ın metafiziğe yaklaşım için ne söylenebilir? E, bu soru sanıyorum 2011 ya da 2010 tam emin değilim tarihinden e, bu tarz sorunun aynısı çıkmıştı bunun benzeri. Hemen söyleyelim. E, Kant e, şöyle demiyor, Tanrı yoktur demiyor ya da atıyorum tanrı vardır da demiyor diyor ki yoktur ya da vardır bu konularda diyor farklı görüşler söyleyebilirsin her ikisinde de inandırıcı sebepler ileri sürebilirsin diyor dolayısıyla emin yanıtlara da ulaşamazsın diyor e o zaman reddetmiyor. Yani metafizi reddetmiyor, değil mi? Çünkü reddetmek demek tanrı yoktur, ruh yoktur, ruh gücü yoktur. Oysa ki bildiğimiz gibi Kant agnostiktir. Ne tanrı vardır der, ne yoktur der. Aklın mahiyetinden dolayı bu konuda Duyularımız hiçbir veri vermediği için e, aklımızda bulunan doğuştan gelen zihin kategorilerinin bu konuda e, hiçbir kesin bilgi ulaşamadığını söylüyor. O yüzden aslında Kant parçada metafizi eleştiriyor arkadaşlar. Metafizik yapmanın çok da gerekli olduğunu düşünmüyor ama reddetmiyor. Çünkü reddetmediğini nereden biliyoruz? Hani diyor ki şurada söylüyor zaten... E, Özgür olduğuna dair inandığı sebepler ileri sürmek mümkün olduğu gibi olmadığına dair aynı nedenleri göstermek de mümkün. Demek ki reddetmiyor sadece metafizik yapmaya eleştiri getiriyor. Evet ÖSYM'de bu tarz uzun paragraflı sorular geliyor. insanı yoran, yorucu paragraflar uzun. Dikkat okumanızda fayda var. Hele bir de ileri sürülemezse paragrafın her bir cümlesini tek tek anlamanız gerekiyor. Ee, arkadaşlar, şimdi e, bu bir bilim felsefesi sorusu. Reinbach'ta bir e, bilim felsefesinde bir filozof, Reinbach'a göre göre bilimsel önermeler doğrulama ilkesine uygun olarak ayıklanmalıdır. Bakın zaten hemen buradan doğrulama ilkesine dediğine göre ileri sürlemez. E, burada yanlışlama ile ayıklanabilir diyor. Demek ki bu ileri sürlemiyor. Daha ilk cümleden bir tane sürlemeyeni bulabiliyoruz çünkü o doğrulamayı savunuyor. Reinbach anlamlı önermeleri ikiye ayırıyor. Analitik ve sentetik diyor. Tanımını veriyor. Analitik önermeler özne hakkında yüklemde yeni bilgi vermez. Mantıkla doğrulanması mümkün önermelerdir. E, oysa sentetik önermeler özne hakkında yeni bir bilgi veriyorlar. Dolayısıyla gözleme başvurulmadan doğrulanmaları e, mümkün değil. Bütün evli olmayanlar bekardır önermesi analitik. Çünkü özneyi yüklemde tekrar ediyor. E, gökyüzü mavi Gökyüzü hakkında yüklemde yeni bir bilgi veriyor ve bunu doğrulayabiliyoruz deney ve gözlemle. Bu da sentetik önerme. Bu önermeyi mantıksal çözümleme ile doğrulamak mümkün değildir. Yani sentetikleri diyor mantıksal olarak doğrulayamazsın. İlla diyor. Deney ve gözlem başvurman gerekiyor diyor. E, bu diyor hangi e, buradan hangi yaklaşıma, e, hangi öncüllere ulaşamayız istiyor? Şimdi e, bakalım bir gene bilimin önermeleri ile ayıklanabilir. Evet buradan e, zaten ileri süremeyiz. E, pozitif bilimler sentetik önermelerden oluşur. Evet çünkü onlar deney ve gözlem yaparlar. E, pozitif bilimler zaten olguları inceleyen bilimlerdir. Dolayısıyla buna ulaşılır, ileri sürülebilir. Matematik ve mantık anlamsız önermelere sahiptir. Acaba mı? Çünkü diyor ki, Anlamlı önermeler ikiye ayrılır. Anlamlı önermeler analitik ve diğeri de ne? Sentetik. E, analitik önermeler de anlamlı. Bunlar e, yüklemde özün hakkında yeni bir bilgi vermiyor. Tekrar ediyor. Akılsal olarak bilinebiliyor. Arkadaşlar matematiğin bütün önermeleri e, analitik önermelerdir. Dolayısıyla matematik ve mantık anlamsız önermelere sahiptir diyor. Hayır kendisi anlamlı olarak nitelendiriliyor. 2 ve 4. Bakalım reymbah bilime farklı yaklaşımlardan klasik görüşün içinde yer alır. Evet. Biz bilmek gerekiyor bunu tabi klasik görüşe göre, klasik bilim anlayışına göre. Bilim anlamak için bilimin metinlerini, bilimin önermelerini çözümlemek gerekir. Dolayısıyla 1'e de ulaşabiliyoruz. 3'e de. Ama 2 ve 4'e ulaşamıyoruz. Nerede 2 ve 4? B seçeneğinde.